biliyor muyuz? Kumdan kalemiz yapıyoruz. Hani kenarda var. Öyle mi? Şimdi yapma, yapılışını gösterir misin? Günaydın. Herkese yeni videodan merhaba. Biz belki sezonun son denizine Şile'ye geldik yine. Ayazma plajındayız. Hava biraz rüzgarlı ama çok güzel. Su falan çok ılık. İniyor o zaman. Çocuklar dediği doğru. Hadi bakayım. Bakın biz de yeşil yaptık. Şöyle diktiniz. Ben sen yanıma dikmişim. Bakın bak. Şöyle vuruyor. Biz de yeşil yaptık. Sen çek. Buna benim için de çek. 1, 2, 3. Doldurmanız lazım. Anladınız mı? İki tane oldu değil mi? Bir de zemanlıklarla beraber dört tane küçük. Acıktınız mı beybiler? Salih'in favorisi Kürt böreği yiyorlar. Muhteşem ama ya çok güzel. Arkadaşlar bu adamın hadi bakalım. To the last 10, I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the Pazar gününden herkese merhaba. Eda gelin çorbası yapıyorum. Bulgur ve mercimeği yıkadım. Bir de ilik suyu koyacağım içine. Çorbayı koydum. Şimdi bu baharatlıklarımı düzenleyeceğim. Ben baharatları buzdolabına saklıyorum. Dışarıda nem olduğu için çok böcekleniyor falan. Bir sene başıma gelmişti. O yüzden buzdolabının raflarına koyuyorum böyle. Şimdi bayağı bir karışmış. Onları bir düzelteyim. Eksiklerini tamamlayayım. Şu paketleri falan bir atayım. Şunları da bir yıkayayım. Burada da Salih. Her zamanki gibi keyif başımda. Şöyle güzelce yıkadım kapaklarını. Kavanozları da silip silip içini doldurup doldurup veriyorum. Tekrar dizeceğim işte. Böyle etiketler yapıştırmıştım. Onlar da zamanla şey olmuş. Artık yıkamaktan ve silmekten. Şimdi onların hepsini söküyorum buradan. Bak şunun içine de var. Bunu da sökeceğim. Ayırdım böyle. Paket olanları dizdim. Onları da sıralı bir şekilde dizeceğim. Dolaba. Güzel bir baharatlım. Tavsiye ederim kesinlikle. Bunu aktardım. Özellikle tavuk
Yani döner gibi oluyor. Tavuk döner gibi oluyor bunu kattığınız zaman. Acayip güzel bir lezzet veriyor. Şunları da yine bir poşetlemeyi düşünüyorum şöyle. Şunlar. Bunlar artan. Mesela bu tuz ot. Sumot. Bunların kavanozu yok. Poşette kalsın. Yarı kalan, yarım ağzı açık olanları bunun içine koydum. Hem dökülmesin. Hem de bunu böylece alıp bakarım ne var ne yok diye. Şu açılmamış olduğu için direkt böyle kaldıracağım. Şimdi dizelim bakalım baba. Ve yerleştirdim. Kapakların hepsini söküp yıkadım. Daha önce yumurtaları buraya koyuyordum. Yer değiştirdim. Şimdi böyle bunları buraya koydum. Yumurtaları buraya aldım. Bu ekstra olanları da şu şekilde koydum. Böyle oldu. Çorban pişti. Altını kapattım. Mutfağı toparladım. Kendime bir kahve yaptım. Ama taşırdım. Köpüğü kaçtı o yüzden. Şimdi biraz burada oturacağım. Bugün hava bayağı rüzgarlı. Dün güzeldi yani. Biraz dalga vardı ama eğlenceliydi. Bugün ama çok rüzgarlı. Bugün zannetmiyorum denize girilmez. Karadeniz olduğu için bayağı şey, rüzgar olduğu zamanlar bayağı dalga oluyor. Dün de şu başı büyük ormanda yangın çıkmıştı geceleyin. Ama söndürülmüşler şükür. Pazar günün hakkını verenler de bugün. Evladım ne yapıyorsunuz? Ne var, ne yaptın sen? Evcil hayvan mı oldun? Hayır, ben Sofya'yım. Sofya kim? Yani bir tane köpek. Ha, ismin Sofya, İsmim köpeksin. Sofya. Ama köpeksin öyle mi? Ben nefes alabiliyorum, bir de çok hızlıydı. Bak sen, Allah'ım şey bile tak yapmışsınız. Tank burası. Neydi onun ismi? Gemi. Hayır ya. Şey ya. Tasman. Tasman bile var, evet. Rüzgara bak, nasıl rüzgar esiyor. Çamaşır yıkandı. Dünkü havlular ve şeyler, mayolar falan var. Bu arada süpürgenin de içini falan yıkadım, bu filtrelerini falan. Temizlik bittikten sonra. Böyle yapınca arada çok iyi, daha güzel çekiyor. Yastıkları falan yıkamıştım. Şu Neva'nın yorganı, onu da yıkadım. Havalar güzelken. Burada biraz güneşlendiriyorum, kaldıracağım bugün. Bu dışarıda asıl olan siyahları yıkamıştım. Onları şimdi alacağım. Bunları sereyim. Böyle bir rüzgar var ki ceyran yaptı. Burayı da cuma günü sildim. Çiçekleri falan yıkadım. Ama hep yine toz olmuş. Şey, rüzgar hep buraya şey yapıyor, dolduruyor sanırım böyle toprağı falan tozu. Çiçeklerim de açacak tekrardan. Tomurcuklanmış. Bu açacak pembe. Böyle üstünden yıkayınca çok güzel bak. Yeni yıkadım ama yine üstü toz olmuş. İşte havanın rüzgarından dolayı sanırım. Ben şimdi bunları toplayayım. Diğerlerini de asayım. Çorba çok güzel olmuş. Şimdi çocuklar da içti, biz de içtik. Bunu küçük hava boşalttı. Mutfağı toparlayacağım.
Bir markete gidiyorum. Çöpü de aldım. Çocuklar bu arada aşağı indiler. Komşunun çocuklarıyla oynuyorlar. Revani yapacağım. Aklıma revani düştü. Canım istedi yani. Ama evde yumurta kalmamıştı işte. Hem yumurta alayım. Markete geldim. Çayım bitti ya. Yeşil çay. Çay kurunki değil de o doğadanki çok güzel oluyor. Da burada yok sanırım. Bu çok acı gelmişti ya. Bunu sevmedim. Bak burada da. Burada çayı. Yok. Ne yapıyorsunuz? Neva pikniğinizi toplamışsınız. Ben de topladık, çok rüzgar esti. Şey işte. Mani bir de çöngü çocuk varmış, aşağılarmış. Hani benim çikolatamı şey var. Hadi yiyin çikolata beraber. Ben çıktım. Aldıklarım bunlar. Bir de şu indirimdeydi. 90 liraydı ikisi beraber. İhtiyacım vardı. Mara kişisi de. Bu çok güzel oluyor. Her zaman gelmiyor. Ben Hakmar'a gittim şimdi. Bu da güzel. Bundan da aldım. Biraz kuru soğan az kalmış. Kuru soğan aldım. Böyle kilograma dondurma alıyoruz. Bazen çocuklar istiyor. Kornet aldım. Birazcık armut aldım. Mürdüm erik gelmişti. Mürdüm erik aldım birazcık. Revan yapacağım dedim ya. Şeker çok az kalmıştı. Şeker aldım. Süt aldım. Bir altılı soda aldım. Ve yumurta. Emin olamadım da tarifine bakacağım. Bu benim ilk evlendiğimden beri tarif defterim. Hatta sürtlacı falan peki. Buradan bakarak alıştım yani. Revani'de burada yazıyordu. Yumurta diyor, ben iki yumurta koyayım. Çok fazla olur çünkü. Çok kokar. Yumurta kokar. Ha, şerbetin önemli olamamıştım da. Şerbeti de daha az yaparım ya. Yarı yarıya yapacağım için. Buradaki tarife göre. Dediğim gibi ben iki tane yumurta kıracağım. Şöyle yapayım kamerayı birazcık daha. Yarı yarıya yapacağım tarifi yani. İki çay bardağı şeker diyor. Bu kadar yeter bence. Ben bir su bardağın yarısını kullandım şeker olarak. Tabii bir sıkıntımız var. İrmik çok az. Bir çay bardağı yeter, çıkarsa yeter benim için. Bir çay bardağı çıktı, yeter. Ben bir tane limon rendeleyeceğim kabuğunu. Şöyle şeker ve yumurtayı karıştıracağım. Yoğurda da 2 çay bardağı diyor, ben 1 çay bardağı koyacağım. Şöyle yeter. Yarım çay bardağı demiş zaten. Ben de çok abartmıyorum, az koyuyordum. Yarım çay bardağından daha az. Şeker. Yarım su bardağı kadar şeker. Ondan sonra 2 yumurta. Ne koydum? Azıcık yağ koydum ve yoğurt. 1 çay bardağı yoğurt koydum. Şimdi irmiğimi de koyacağım. Sonra limonun da şeyin kabuğunu şey yapayım. Tekrar. Dışını şey yapacağım için, kullanacağım için. Aslında büyük şeyle mi yapsaydım ya? Çok küçük olacak. Büyük rendeyle. Rendeledim. Beyaz yerlerine dikkat ediyorum, yoksa acı olur. Un ve kabartma tozu ve vanilyayı da koydum. Limonun da birazcık suyundan da azıcık sıktım. Tarifte şey diyor, 5 çay bardağı un diyor ama ben 2 kaşık, ya bu kaşıkla dolu un attım. Şimdi bakacağım, göz kararı yapacağım bunu birazcık. İyice karıştırdım. Yarım kaşık daha, o gördüğünüz kaşıkla yarım kaşık daha koydum.
Ama ben bir şey unuttum. Tepsiyi yağlamadım. İnşallah yakışmaz. Şerbetimi hazırlayacağım şimdi de. Revani sıfırına sürdüm. Fansız ayarda alt üst 150 derecede pişireceğim. Bir su bardağı koyuyorum. Normalde 3 su bardağı diyor ama ben az yapacağım için. Bir de bu bardak biraz büyük. Buna da 1 su bardağı şeker, 1,5 bardak su koyacağım. Akşam oluyor. Yoruldum ya, birazcık oturayım revaniye beklerken. 4 gibi falan çorba içtiğimiz için akşama da köfte çıkartmıştım. Erişte var, pilav var, önceki günden kalanlar. Onları tüketiriz. Akşam yemeği var yani. Revaniye bekliyorum ben şimdi. Yoruldum ya. Dünden zaten yorgunuz denizden. Ama iki dün gitmişiz. Bugün hava çok rüzgarlı. Bugün denize falan girilmezdi. Ay bakalım. İnşallah güzel olur ya. Ben borcamı yağlamadım ya. Bakalım nasıl olacak. O borcamda şerbet diyeceğim. Yakışmaz gibi geliyor ama hiç başıma gelmemişti. İlk defa başıma gelecek. Bu arada hala gelmediler. Bir yarım saat falan daha oynasınlar. Sonra çağırırım onları da. Revani fırından çıktı. Çok da kabarmadı yani, istediğim gibi oldu aslında. Biraz kabaracak diye bir ara korktum da. İyi oldu kalınlığı. Böyle ince revaniyi ben daha çok seviyorum. Ama anlatamam, mis gibi böyle limon koktu ya böyle. Kesinlikle limon rendesi katım bende. Çok güzel bir kokusu oluyor. Yemeğimizi falan yedik. Çay demledim. Şöyle servis ettim. İlk dilimle birazcık zorlandım ama yapışmamış. Öyle tahmin ettiğim gibi. Ben daha alırsa diye düşündüm ama yok. Borcamdan servis aldığım için sıkıntı olmadı yağlamamam.